Merhabalar bu videomuzda Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C telefonda Stogram'a nasıl dönebiliriz onu göstereceğim. Hatırlatmalarımızı yapalım. Bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Ayrıca bu videodaki işlemleri yaptığınızda cihazınızdaki bütün veriler silinecektir. Önemli olan verilerinizin yedeklerini alıp bu işlemlere öyle başlamanız gerekmektedir. Ayrıca yine bu cihazlarda FRP kilidi mevcut. Peki FRP kilidi nedir? FRP kilidi eğer cihazınızda bir Google hesabı açıksa ve cihazı Google hesabı açıkken sıfırladıysanız cihaz yeniden açıldığında size o Google hesabını soruyor ve o Google hesabını açmadan cihazınızı başlatamıyorsunuz. FRP kilidini kaldırmanın birçok yöntemi var ama şu anda bu videonun konusu değil. Eğer siz FRP kilidi ile karşılaşmak istemiyorsanız ya cihazda açık olan Google hesabınızı ve şifresini bilmeniz gerekiyor ya da cihazınızı sıfırlamadan önce Google hesabından çıkış yapmanız gerekiyor. Eğer FRP kilidi cihazdan daha önceden kaldırıldıysa, cihaz yeniden açıldığında size FRP kilidini sormayacaktır. Stock ROM'u şu gibi durumlarda yükleyebiliriz. Eğer cihazınızda yazılımsal problemler yaşanıyorsa ve sıfırlamak istiyorsanız, cihaza root yaptıysanız ve root'u kaldırmak istiyorsanız, cihaza başka bir ROM yükleyip tekrardan orijinal ROM'a dönmek istiyorsanız ve cihazınıza Stock ROM'un herhangi bir sürümünü yüklemek istiyorsanız bu işlemi yapabilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra işlemlerimize geçelim. Video altına koymuş olduğum linkten Samsung Driver ve Odin dosyasını indiriyoruz ve arşivden çıkartıyoruz. Evet dosyalarımız arşivden çıktı. Şimdi Samsung Driver'larını kuralım. İleri ileri kur diyerek kurulumu başlatıyoruz. Evet yükleme tamamlandı. Son diyerek işlemi bitiriyoruz. Video altına koymuş olduğum linkten ROM dosyasını indiriyoruz. Bu ROM Türkiye ROM'u ve cihazın aldığı en son güncelleme içerisinde mevcut. Dosyayı indiriyoruz ve arşivden çıkarıyoruz. Evet dosyayı arşivden çıkardım. Bunun içerisindeki dosya ROM dosyamız. Bunu Odin'e göstereceğiz. Şimdi telefon tarafındaki işlemlerimize geçelim. Bakın benim cihazımda şu anda tamamen farklı bir ROM var. Resurrection Remix ROM'u bu. Şimdi bu ROM'u Stock ROM'a çevireceğiz. Önce cihazımızı kapalı konuma alıyoruz. Evet, cihazımızın kapandığından emin olduktan sonra Home tuşu, ses kısma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz. Evet bu download menüsü karşımıza geliyor. Ardından bir defa ses arttırma tuşuna basarak cihazı download moda alıyoruz. Şu anda download modumuz başladı. Şimdi bilgisayardan Odin'i açalım. Ve Odin Exe'ye çift tıklayalım. Gelen uyarıya OK diyorum. Şunu birazcık yana almak istiyorum. Şu anda bu kısımda cihazımızın kablosunu bağlayacağız. Şimdi kabloyu takıyorum. Evet şu anda cihazımız COM3 portunda göründü. Bakın bu kısımda cihazımız görünür duruma geldi. Şimdi AP butonuna basacağım. Az önce arşivden çıkardığımız ROM dosyasını göstereceğim. AP butonuna basıyorum. Ve buradan ROM klasörünü seçip içerisinden MD5 uzantılı dosyayı seçiyorum. Dosyanın tanımlanmasını bekliyorum. Evet, şu anda dosya Odin'e yüklendi. Burada tik işareti çıktı, göründü burası. Şu anda işlemimiz tamam. Start butonuna basarak işlemi başlatıyoruz. Şu anda cihazımıza stock ROM yükleniyor. Evet stock ROM yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi bir iki defa yeniden başlayacak ve açılacak. Cihaz yeniden başladıktan sonra kabloyu sökebiliriz. Evet cihaz açılırken Samsung yazısında kaldıysa merak etmeyin bunun çözümü var. Şu anda benim cihazımda Samsung yazısında kaldı. Home tuşu, ses kısma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz. Yine telefonu önce download moduna alacağız. Evet yaklaşık 10 saniye basılı tuttuğumuzda telefon kapanıyor ve yine bu ekrana geliyoruz. Burada Ses kısma tuşuna bir defa bastığımızda cihazımız yeniden başlıyor. Biz bir defa ses kısma tuşuna basacağız. Ardından hemen hızlıca home tuşu, ses arttırma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutacağız. Şimdi yapıyorum. Evet parmaklarımı buraya getirdim. Önce bir defa ses kısmaya basacağım. Ardından home tuşu, ses arttırma ve güç tuşlarına basılı tutacağım. Evet ses kısmaya bastım. Şimdi dediğim 3 tuşa basılı tutuyorum. Evet installing System update yazısı geldiğinde bırakıyorum. Şu anda cihazım recovery moduna girecek. Evet no comment diyor. Burada bir müddet bekleyince şu anda cihazımız recovery modunda açıldı. Ses attırma ve ses kısma tuşlarıyla yukarı aşağı hareket ediyoruz. Ve güç tuşuyla OK diyoruz. Şimdi öncelikle ses kısma tuşuyla aşağıya inerek Wipe Data Factory Reset'e geliyorum güç tuşuna bir defa basıyorum. Ardından bir defa ses kısmaya bastım. Yes'e geldim ve bir daha güç tuşuna basıyorum. Şu anda telefonumuz tekrardan sıfırlanıyor. Ardından yine aşağı butonuyla ses kısma tuşuyla Vibe Cache Partition'a geliyorum. Yine güç tuşuna basıyorum. Ve yine Yes'e geliyorum. Güç tuşuna basıyorum. Şu anda Cache de sıfırlandı. Şu anda imlecimiz Reboot System Now butonundayken güç tuşuna bir defa basıyoruz ve cihazımız yeniden başlıyor. Evet şu anda cihazımız açıldı. Kurulum ayarlarını yaparak cihazı başlatıyoruz. Bu kısmı hızlı geçeceğim. Evet hızlıca telefon hakkında kısmına gidelim. Android sürümümüz Android 6. Böylece başarılı bir şekilde Stockrom'a dönmüş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.